tarumar eden acıyı, elemi, kavgayı, şiddeti ve ölümü getiren madenin adıdır. Sırakla boşanmaların, eşler arasında boşanmaların arkasında meydana gelmesinde toplumsal bir yozlaşmanın oluşmasında yine çok önemli bir husus var. Fuhuşun dedi ki benim annemi, benim evladımı kurtarın dedi. Ben yaşadım başka analar, başka yeşile yaralama temeliye de var. Şama temelsiz havale ettiğiniz zaman ve o tanıdığınız her sizlere net olarak açıklamak için böyle biraz açtım. Belki biraz konumuz gibi benim gibi bir insan, bir kadın emek versin, dünya güzellik yarışmasına katılsın, ikinci olsun ama bir tane madde. Bir tane madde nefsine yenip düşsün, bir maddeyle tanışsın ve 13 ay sonra geldiği durumu hem dinden, hem peygamberden, hem camiden, hem de kiliseden maalesef ama maalesef azade olsun geldiği halı görüyoruz. Velerden bir tanesi velerlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımızdır. İkincisi hayattır. Bu hayatı tarumar etmeye, bu hayatı kirletmeye, bu hayata zarar vermeye, bu hayatı katletmeye hiçbirimizin ne yetkisi, ne hakkı, ne de haddi vardır. Benim kanunla mücadele hususunda nerededir? Biz ne yapabiliriz? Biz kimiz elinde katletsek, manalarımızın hayatlarını ölsek, onların kolu inerini kaldırmamız, ödememiz. Kısına alayım, manası diyor ki oğlum gitme oraya. Vallahi orası ahiretlerle doludur. Vallahi araç buna çarpıyor. Aracın azizliğine vuruyor. Bir tane taksi bu çocuğa çarpıyor. Alakalarına ilgilerine rağmen, devletimizin bütün imkanlarını seferber etmesine rağmen, kullandığı tuvaleti caminin tuvaletinde o yöntemle hayatına son verdi. Ben bunu çok kullanıyorum. Niye kullanıyorum? Bir tanesi hemen madde kullanımı. Kaynanası, oğlu, üç tane çocuğu var. Eşi, üç tane çocuğu var. Bunda kendisini vurma. Bizi yoktan var eden, bizi bir dakika sudan müteşekkil kılan, yüce çok işlevini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılmasının karşılığıdır bağımlılığı.